Derviş nefsin hangi mertebesinde olduğunu nasıl anlayabilir? Mertebeleri ikiye ayırıyoruz. İtminandan önce, itminandan sonra. Zaten böyle iki bölümdür. İtminana erinceye kadar önce emmaredir, sonra levvame olur, sonra mülhime olur. Zaten vasıfları bellidir. Emare bütün şiddetiyle kötülüğü istiyor. Levvamede kendini levme ediyor. Bir yanlış yapıyor, bir doğru yapıyor. Güzel yapmaya çalışıyor, beceremiyor. Bir ibadet yapıyor, bir ibadeti bırakıyor. Bir güzel yapmaya çalışıyor. Bir hata işliyor, bir tevbe ediyor. Bu kendini levmedir sürekli yalnız. Hata yaptığını söylüyor, yanlış yaptığını söylüyor, doğru yapması gerektiğini söylüyor. Bunu dertle ediniyor. Doğru yapmak için çaba gayret de sarf ediyor. Bu da levame makamındadır. Bu çabası gayreti onu bir üst makama çıkarır. Mülhime makamına gelir. İlham alan nefis. Ama hem bu ilhamı hem yukarıdan alıyor hem aşağıdan alıyor. Hem Allah'tan alıyor ilhamı hem şeytandan alıyor. Çünkü nefis daha tezkiye olmamış. Daha temizlenmemiş. Daha mutmain olmamış. Allah ile mutmain olmadığı için başka şeylerle mutmain oluyor. Kendi arzularıyla, istekleriyle mutmain oluyor. Dünyayla mutmain oluyor. Onun için şeytan da oradan götürse verince tercihi başka yöne dönüyor. Bu da mülhime nefsidir. İtminana geçen kullar pek azdır. Çok çok azdır. Allah ile mutmain olmuş. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain oluyor. Rabbini zikrettikçe sadece zikir Allah Allah demek değildir. Her anda Allah'ın hesabını yaptıkça, ne yana dönersen dönsün, Rabbinin güzelliğini gördükçe, her halükarda Rabbinin rızasını gözettikçe, hangi olay, hangi mesele olursa olsun, acaba Rabbimin buradaki muradı nedir deyip anlamaya çalışıp, onun muradına uygun düşünüp, konuşup, hareket edince, itminana eriyor. Orada bir berzah vardır. İki denizin kavuştuğu yerdir orası. Aralarında bir berzah vardır. Bu berzah tevhid berzahidir. Tevhid, vahdet berzahidir. Artık kul öyle bir hal alıyor ki orada her şeyi Rabbinden biliyor. Her anda Rabbi ile beraberdir. Her ne olursa olsun onun yarattığını biliyor. Onun tecelli ettiğini biliyor. Ve bunun şahididir, buna şahit oluyor. Onun için anlatırken şehadete davet ediyoruz, itminana davet ediyoruz. Arada bir bunu tatmak başka bir şeydir. Nefsin mutmain olması, emin olması başka bir şeydir. Onun makamının olması başka bir şeydir. Zaten itminan bulunca artık Rabbinden razıdır, Rabbi de ondan razıdır ve o artık saf olmaya başlar. Onun için yol iki bölümdür. İtminana kadar, itminandan sonra. İtminan bulan nefis bir daha itminandan düşmez. Ama itminana ermemişse küfre, şirke kadar düşer, imanı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ama bir kul, kulun nefsi itminan bulmuşsa, Allah ile mutmain olmuşsa, onunla seviniyorsa, onun için bir şey yapınca seviniyor, yanlış, eksik bir şey yapınca üzülüyorsa, her anda onunla beraberse, her anda böyle tabiri caizse, gönlü feryat halindeyse, Rabbini seviyor ve Rabbini istiyorsa, bu itminan bulmuş bir nefistir. Onun için her şeyden vazgeçerim, bir tek Rabbimden vazgeçmem diyebiliyorsa, bu nefis mutmain olmuş. Bununla beraber nefsimi Allah'a kurban ederim. Canımı ona kurban eder. Dünyayı ahirete kurban ettiği gibi nefsini de canını da Allah'a kurban edebilecek vasıftadır. De ki namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyenler itminandadır. Bunu diyemeyen itminan bulmamıştır. Daha Rabbi için olmamıştır çünkü. Ve bu itminana erenler velidir. Artık ondan sonrası derecelerdir. Derece farkları vardır. O rızada dereceleri vardır. Allah'ın kendisinde razı olmasında dereceleri vardır. Onun için Allah
itminanı Raziye'yi, Merziye'yi bir ayette beraber zikretti. Ey itminana ermiş nefis, Rabbine rücu et, Rabbine miraç et. Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak gir kullarımın arasına, gir cennetime buyuruyor. Artık onun gönlü cennet olmuştur. O artık Allah'tan razıdır, Allah da ondan razıdır. O tek bir makamdır. Tek bir mertebedir o. Sadece orada o rıza derecesi vardır. Kulun Rabbinden razı olma derecesidir ki o kul zaten Rabbinden razı olmuştur. Rabbini tanımıştır. Şahit olup şehadet etmiştir çünkü. Emindir. Mutmaindir. Allah ile mutmaindir. İnşallah bunu da kısaca böyle anlayalım. Evet. Efendim Bursa'dan Eda Hanım. Selamünaleyküm hocam. Hocam mevlüt okumak günah mı demiş efendim?